Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlere AutoCAD'in yeni bir sürümünden bahsetmek istiyorum. Autodesk birkaç gün önce AutoCAD 2025'i piyasaya sürdü. Biz de bu videomuzda AutoCAD 2025'in öğrenci sürümünün nasıl indirildiğini inceleyeceğiz ve bir sonraki dersimizde de AutoCAD 2025'teki yeni özellikleri inceleyeceğiz. Bir önceki paylaşmış olduğum AutoCAD 2025 yeni özellikler isimli videomda İngilizce anlattığım için bunu Türkçe olarak da sizlere vermek istiyorum. Şimdi öncelikle autodesk.com.tr'ye gitmeniz gerekiyor. Tarayıcınıza www.autodesk.com.tr yazdıktan sonra bu sayfaya giriyorsunuz. Sağ yukarıdan oturum aç seçeneğine bir defa tıklıyoruz. Eğer kayıtlıysanız buradan e-postanızı girip sonraki deyip şifrenizi girip giriş yapabilirsiniz. Ama eğer yeniyseniz aşağıdan hesap oluştura bir defa tıklıyoruz. Buradan isim, soy isim, e-posta, şifreyi girdikten sonra Autodesk kullanım şartlarını kabul ediyor mu bir defa tıklıyoruz. Hesap oluştur diyoruz. Şimdi bizden Gmail'e gidip hesabımızı doğrulamamızı istiyor. Gmail'inize gidip Autodesk'in yollamış olduğu e-postadan e-postamı doğrulaya tıklayın ve doğrulama işlemini gerçekleştirin. Şu anda hesabımız doğrulandı. Eğer Autodesk'ten haber almak isterseniz veya işte özel teklifler hakkında bilgi almak isterseniz buradaki kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Buradan tamamlandı diyelim ve kayıt işlemini gerçekleştirdik. Arama çubuğuna AutoCAD yazıp Enter'e basalım. İlk çıkan AutoCAD seçeneğine tıklayalım. Daha sonra şu kısımdan ücretsiz deneme sürümünü indire bir defa tıklayalım. Daha sonra bu sayfada eğitim seçeneğini işaretleyelim ve eğitim topluluğuna tıklayalım. Daha sonra şu kısımdan eğitim amaçlı erişimi elde etmeye tıklayalım. Şu anda sisteme kayıtlı olan e-postamız burada yazıyor. Eğitim rolü öğrenci, doğum tarihi, devam diyoruz. Okul bilgilerini ekleyin diyor burada. Ülke Türkiye. Adres kısmına okulun adresini girebilirsiniz. Posta kodunu posta koduna yapıştıralım. Şehir Manisa. Okul bilgilerinde kurum türünü bizden istiyor. Kurum türü üniversite. Eğitim kurumunun ismi. Okulun web sitesini istiyor. Üniversitenizin web sitesine gidip yukarıda yazan www. Kısmı tamamını kopyalayın. Şuraya yapıştırıyoruz. Kayıt bilgilerinde mezuniyet tarihini soruyor. Mezuniyet tarihine tahmini bir yıl girebilirsiniz. Örneğin şu anda 2024'teyiz. Ve diyelim ki siz 2024'ün Eylül ayında okula başladınız üniversiteye. Ve bölümünüz 4 yıllık. 2024 artı 4, 2028'in Ağustos ayında mezun olursunuz normal şartlar altında. Ay ve yıl olarak istiyor bizden. 08-2026 girelim. Buradaki seçeneğe bir defa tıklıyoruz. Devam diyoruz. Sanırım Autodesk 2025'i piyasaya sürdükten sonra böyle bir adım eklemiş buraya. Burada kayıtlı olduğumuz üniversitenin sayfasına gidip oradan giriş yapmamızı istiyor. Buradan devam diyelim. Ben Manisa'da okuduğum için ve kayıt aşamasında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ismini verdiğim için otomatik olarak Manisa'nın öğrenci girişine yönlendirdi beni. Siz burada farklı bir üniversite ismi vermiş olsanız sizi oraya yönlendirecektir. Kullanıcı adı ve şifre istiyor bizden. Kullanıcı adı üniversitenin size vermiş olduğu e-posta adresi. Şifre de zaten o e-postanızda kullanmış olduğunuz şifre. Bunları şimdi girelim. Kullanıcı adı ve şifreyi girdikten sonra girişe bir defa tıklıyoruz. E-posta ve şifremizi yazıp giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfayla karşılaşıyoruz. Bakın şu kısımda Sheer ID yazıyor. Autodesk firmasının doğrulama yaparken kullanmış olduğu bir sistem. Aşağıdan tamam kabul et diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bir doğrulama işlemi yapıyor. Eğer bu sayfa kapanmazsa 30 saniye kadar bekleyip çarpıya basıp kapatabilirsiniz. Daha sonra Autodesk sayfasına gidip oradan ürünleri indirebilirsiniz. Zaten doğrulama işlemini gerçekleştirdiğinde görürsünüz. Bakın şurada 12 ay boyunca erişim hakkınız vardır yazıyor. Aşağıdan Autodesk yazılımlarını edinine bir defa tıklıyoruz. Daha sonra bu sayfada biraz aşağı indiğimizde bakın şurada AutoCAD yazıyor. AutoCAD'in altında ürünü edinin var. Oraya bir defa tıklıyoruz. Windows seçeneği 2025 ve English. 2025'in olduğu yere bir defa tıkladığımızda içerisinde 4 adet sürüm var. 2022'den 2025'e kadar. Olur da bilgisayarınız eğer bunları kaldırmıyorsa daha eski sürümleri de indirebilirsiniz. Zaten daha eski sürümlerin nasıl indirildiğini önceki videolarımda anlatmıştım. Oradan bakıp indirebilirsiniz. Şurada küçük bir ok var. 2 adet indirme seçeneği mevcut. Yükle veya indir. Biz yükle diyelim çünkü indir dediğimizde bazen eksik dosya indirebiliyor. Yükle diyoruz. Kabul et diyoruz. Ve şöyle yukarıda görmüş olduğunuz gibi küçük bir dosya indiriyor öncelikle. Sonrasında dosya aç diyoruz. Evet diyoruz ve şu anda AutoCAD 2025 indirilmeye hazırlanıyor. Bu adımda AutoCAD'in nereye indirileceğini gösteriyor. İsterseniz şuradaki 3 noktaya tıklayıp farklı bir alan seçebilirsiniz. Şu anda bu kalsın. Install diyelim. Ve indirme başladı. İndirme tamamlandı. İsterseniz buradan Start diyebilirsiniz. Ya da bunu çarpıya basıp kapatıp masa üstünüzde AutoCAD 2025 logosu gelmiştir. AutoCAD 2025'e tıklayıp açabilirsiniz. Biz buradan Start diyelim. Bu sayfadan bir şey değiştirmeden
tike basabiliriz. Onaylayalım. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi AutoCAD 2025'i indirdik ve şu anda açtık. Bakın yukarıda Autodesk AutoCAD 2025 yazıyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde AutoCAD 2025'in nasıl indirildiğini gördük. Bir sonraki dersimizde AutoCAD 2025'teki yenilikleri inceleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.